Arkadaşlar aramızda çok şeker bir arkadaşımız var. Şimdi onu buraya alacağım. Çok acayip bir çocuk. Ha? Biz mi diyorlar? Hepiniz. Hepiniz dünya şekerisiniz ama bu sizden biraz daha ufak. Yaş olarak ufak. Ben önce onu bir çağırayım. Sonra ne yaptığını burada hep beraber göreceğiz. Alkışlarla Tarık Yiğit'i buraya bir alayım ben. Şöyle müsaade edin bakalım. Gel otur öyle. Tarık çok acayip bir adam. Tarık yaş kaç? 12. 12 yaşındasın. Hmm. Nerede okuyorsun? Kayaşehir Ortaokulu'nda. Evet. Kaça gidiyorsun? 6. sınıfa. 6. sınıfa gidiyorsun. Tarık ne yapıyor biliyor musunuz? Bu elimde görmüş olduğunuz kitabı. Tarık ne kadar zamanda okuyorsun bunu? 1 dakika. 1 dakika içerisinde... Bir dakika içerisinde 11.700 kelime yaklaşık 11.700 kelime okuyor Tarık. İşin daha da tuhaf tarafı dünya rekoru bir Amerikalı da 6.000 kelimeyleymiş yaklaşık. Tarık kendisinde bu keşfedilince bir rekor denemesi yapılıyor. Babası zaten orada, öğretmeni orada, ablası orada. Babası da hızlı okuma kursu doğru mu? Organizatörü. Ama Tarık'taki bu yeteneği sonradan keşfettiniz yani. Sonradan evet. Bir anda Tarık'taki bu yetenek keşfedilince Tarık'a bir kitap veriliyor ve bu kitabı, sadece bu kitabı değil. Yani günde kaç kitap okuyorsun? Değişiyor. Ne kadar değişiyor mesela? Yani hevesliyken 10 kitap bitiririm günde. Yani... Bir de yani hani heves de varsa tutamıyorsun da ya 10 kitap yani. Ben internette gördüm Tarık'ı. Bizim konuk araştırma buldu. İzlettiğinde ben inanamadım. Çünkü Tarık böyle okuyor. Açıyor böyle. Başlıyor. Ve bu kitabın içinden bu kitap bittikten sonra ne sorarsanız sorun onun cevabını veriyor. Evet. Çok acayip yapacağız zaten. Tarık'cığım Sihirli Tepeler diye bir tebeşir. Kitap. Sihirli Tebeşir. Sihirli Tepeler neymiş ya? Tarık kitabı bir dakikada okuyor ben üzerindeki adını okuyamıyorum. Tarık'la aramızdaki fark o yani. Bayağı bildiğin. Babasıyla konuştuk, hocasıyla konuştuk. Daha bir sürü kitap var ama bir tane okumadıklarından seçtik. Bu kitabı daha önce içinden çıkarttığımız sorular var. Tarık da bu soruları bilmiyor. Bu soruları soracağım. Evet, buyur Tarık'cığım. Zaten Guinness Rekorlar kitabı tarafından da ispatlandığı için... Rekorlar... Guinness... Bir dakika bir şey söyleyeyim. Resmi notelde de ispatlandığı için sorun yok. Evet. Guinness 18 yaş ve üzeri olduğun için giremedik. Giremedin, peki. Birden başlıyoruz. Efendim? Birinci bölümden. Evet. Başlayalım. Başla. Çocuklar sessiz, kitap okunuyor. Evet, bayağı şu anda 50. sayfaya geldi. Kerem çok acayip bir şey değil mi? Ben bir kelime okuyamıyorum şu anda. Efendim? Sadece bir kelime. Kenan diyor ki, sadece arada bir kelime görebildim diyor. Evet, kitap bitiyor. Ben de resimlerine bakıyorum. Sen de resimlerine, evet. Ben de resimlerini bile aklıma tutamıyorum. Abi nasıl bir şeydi bu? Ne demek ya? Eğitim.
Eğitim aldı, tamam aldı da eğitim, yani beni döverek öğretsem ben 60 yaşında... Böyle 10 tane kitap ben de okurum. İstiyor musunuz o eğitimden? Ne güzel yani. Okumak evet hocam. Yani ben, evet, evet ben de onu düşünüyorum. Hocamıza danışabilirsiniz. Vallahi kitap bitti. Evet, Tarık kitabı bitirdi. Tarık soruyorum. İçindeki sorulardan. Tamam. Kitabın içinde babaannenin sürekli anlattığı masalın adı neydi? Sıçanoğlu Sülü Bey kitabıdır. Sıçanoğlu Sülü Bey. Masalıdır. Evet. Peki. İkinci soru. Hangisini sorayım? Kitaptaki diğer karakterler büyücü Doboşova ve şeytan ruhlu Lipitut anlaşmayı imzaladıktan sonra nereye gitmişlerdir? Cehennemin en sıcak bölgesi ne? Oraya. Cehennemin en sıcak bölgesine. Evet. Burada sorular da var, cevaplar da var. Daha da soru var, sorarım gerçi ama ben merak ediyorum. Nasıl yapabiliyorsun bunu? Ne oluyor? Şey, fotokopi makinesini biliyorsunuz herhalde. Evet. O tek görüyor, sonra beyne gönderiyor. Benimki de öyle, beyne gönderiyor, sonra içinden kelimeler seçiyor, onları birleştiriyor, özet yapıyor. Eğer soru sorulacaksa soruya cevap haline getiriyor. Evet. Ben cevabı anlayamadım ki daha şey yapacağım yani üzerine. Ben sadece fotokopi makinesini anladım. Tek kafam ona yattı. Gerisini daha aynen birinde yatmadı. Nasıl çalışılıyor peki buna? Ne yapıyor? Yani senin mesela şeyin ne? Antrenmanın ne? Ne yapıyorsun gün içinde? İlk başlarda amatör alıştırma şöyle yapıyorsun. Gözlerini antrenman yapıyorsun. Bir dakika, parmaklarını böyle yapıyorsun. Bir buna mı bakıyorsun? Başını çevirmeyeceksin sadece. Göz. Başını çevirmeden. Ha tamam, ben böyle yaptım. Evet doğru. Böyle. Biraz yavaş ama. Yavaş mı? Benimki mi yavaş? Hemen gözlerini çekin. Çeksene Tarık'ın gözlerini, bir yakından çekin Tarık'ın gözlerini. Bir yapayım mı? Yap bakayım. Peki sen göz bu tarafa gittiğinde bu sayfayı tamamen bitiriyor musun? O kadar gelişme daha kaydedemedim. Çalışıyorum. Ama en azından iki kere gittiğinde görüyorsun yani. Yani. Çok acayip. Bir şey sormak istiyor musunuz Tarık'a? Bir şey ne bileyim? Yok. Yani şeylerde yardım ediyor mu arkadaşlarına okulda? Yok, onlar kendisi çabalasın. Derslerde falan yardım ediyorsundur herhalde. Onlar kendisi çabalasın. Kendisi çabalasın. Evet. Peki bilmediğin bir dilde okuduğun bir şey de direkt hafızana yerleşebiliyor mu? Olamayabiliyor bazen bilmediğim zaman. Peki sen televizyon falan seyrediyor musun? Çok değil. Mesela Beyaz Show biliyor muydun daha önce? İlk defa duydum. Buradan istemeden şöyle bir soru çıkıyor. Beyaz Show'u izlemezseniz böyle akıllı. Gerçekten de. Ay Allah'ım ya. Bir özelliği daha var Tarık'ın. Senin rekortmen olduğunu okuldaki arkadaşların bilmiyormuş. Sen internette bu videolar çıktıktan sonra öğrenmişler, doğru mu? Doğru. Neden söylemedin arkadaşlarına? Ya neden bu hünerinden kimseye bahsetmedin? Ya ikide bir kitap getiriyorlar. Oku Tarık, oku. Ya bu güzel. Bir de doktor bir arkadaşın olunca hemen sorarsın ya, sana da ne yapıyorlar? Kitap getirip oku Tarık mı diyorlar? Ama her kitabı da okuyacak halim yok yani. Her sahnesi okuyacak halim yok. Doğru söylüyorsun. Kendin mi seçiyorsun kitapları yoksa babam mı seçiyor? Kendim seçiyorum her zaman. Ne olmak istiyorsun ileride? Animatör, çizgi romancı. Çizgi romancı? Ben de çok çiziyorum. Çiziyorsun sen de. Hı? Harika. Buradan animasyon işleriyle uğraşanlar varsa ekran başında Tarık bu konuda bayağı hevesli ki belli ki de yapacak yani. Sen demek ki kitabı bir dakikada okuyorsan çizerken de bir filmi bir günde falan çıkartırsın yani. Yok, çizerken elim yoruluyor. Elin yoruluyor. Ben Tarık'a kocaman bir alkış istiyorum. Tebrik ediyorum. Harika. Tebrikler. Harika. Babasına ve öğretmenine de hocasına da buradan selamlar, sevgiler. Seni oraya alalım Tarık'cığım. Tekrar tebrik ederiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.